Gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'yi fiber ağlarla ören Türk Telekom Çanakkale'de yaklaşık 5000 hanede fiber internet hizmet vermeye başladı. Konuyla ilgili Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve Türk Telekom Batı 2 Bölge Müdürü Ahmet Yanbay, belediye meclis toplantı salonunda basını bilgilendirdi. Çanakkale fiber dönüşümü çalışmaları belediye desteğiyle sürdürülecek. İşbirliği kapsamında belediyenin üst yapıyı hazır hale getirdiği yerlerde Türk Telekom altyapı dönüşümü sağlayacak. Belediyenin Çanakkale kentinin görsel güzelliği adına sunduğu altyapı devrese ve düzenleme taleplerine Türk Telekom tarafından öncelik verilecek. FTTC, FTTB, FTTH modelleriyle fiber optik kablolara dönüştürülmesi ve çıkarılan bakır kabloların projeye finansman oluşturulmasıdır. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, insanlar daha kısa ve hızlı bir erişim istiyor. Bunu gerçekleştiren Türk Telekom da bunu Çanakkale'de sağlamaya çalışıyor. Aboneler ve işler çoğalıyor ama teknoloji ilerledikçe de ihtiyaç duyulan sağ azalıyor. Daha sağlıklı, daha küçük ortamlarda daha çok işler yapılabiliyor. Dolayısıyla biz de bunun önünü açmak durumundayız. Diğer belediyelerle kendi aramızda iletişim kuruyoruz ve Türk Telekom'a yardım ediyoruz şeklinde konuştu. Bunu gerçekleştiren Türk Telekom da Çanakkale'de de bu bağlamda bunu sağlamaya çalışıyor. Tabii aboneler veya işler çoğalıyor ama teknoloji yükseldikçe de ihtiyaç duyulan saha azalıyor. Daha sağlıklı ortamlarda, daha küçük ortamlarda daha çok işler yapılabiliyor. Dolayısıyla biz de bunun önünü açmak durumundayız. Niye belediyeyle beraber bu toplantıyı yapıyoruz? Çünkü biz bir proje ortağıyız. Yani onlar evet bunu yapıyorlar ama biz de buna destek oluyoruz, fırsat veriyoruz, ön açıyoruz, iletişim kuruyoruz kendi aramızda ve örnek işbirliği sergilemiş oluyoruz. Dolayısıyla biraz sonra rakamlar da söylenecek, kaç tane abone var, kaç nedir durum, bunları ilgiler anlatacak. Türk Telekom Batı 2 Bölge Müdürü Ahmet Yanbay ise özel sektör ve belediye işbirliği çerçevesindeki bu tip yatırımların Çanakkale'nin kalkınmasında önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı. Türk Telekom'un 2012 geniş bant yılı ilan ettiğini ve pazara yepyeni ürünle teknolojiler sunacağı bir yıl olarak planlandığını belirten Yanbay, Türk Telekom'un 170 yıllık tecrübesiyle 81 ilde adım adım ördüğü fiber altyapısı yüz binlerce kilometreye ulaştı. Çanakkale ilimizin fiber dönüşümünü tamamlamak için belediyemizin verdiği destekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çanakkale Belediyesi ile el ele yürüttüğümüz çalışmalarımızı en kısa zamanda bitirmeyi ve fiber teknolojisini tüm Çanakkale'lerin kullanımına sunmayı hedefliyoruz dedi. 100 yılın ilk çeyreğini yaşarken son 10 yılda en hızlı büyüyen sektör bilgi teknolojileriyle iletişim olduğunu görüyoruz. Dünyadaki en büyük değeri en yüksek olan Apple gibi, Microsoft gibi, Google gibi firmalardan da aslında bunu anlamak mümkün. 250 yıllık General Motors, General Electric gibi firmalar aslında 10 yıllık, 15 yıllık firmalarda yerlerini değiştiriyorlar. İşte dünya bu değişime, bu dönüşüme, bu teknolojik değişime ayak uydurabildiği ölçüde şirketler, organizasyonlar kalıcı oluyorlar, kendilerini geliştirebiliyorlar. Biz de az önce söylediğim gibi hem insanların işlerini kolaylaştırmak, hem aslında şirketlerin, organizasyonların, kurumların bir şekilde gelişimlerine katkı sağlayacak bu altyapıyla ilgili bugün değerli başkanımın mihmandarlığında onların destek ve katkısıyla Çanakkale'de bu projenin startını vermiş oluyoruz.